Madalya olacak tabii Galatasaray açısından bu maç, son 5 maçta sadece bir kez kazanabildi. Tamam mı devam mı maçına mı çıkıyor ne dersin Galatasaray? Evet son 9 hafta, şimdi Mehmet Demir güzel özetledi evet. Beşiktaş'ın puan farkını. Ben Galatasaray'dan şunu söyleyeyim, 9 maç önünde 9'a 9 yaparsa olur şampiyon. 9-9 yapması matematiksel olarak şampiyonluğu mümkün kılmıyor. Beşiktaş'ın arada takılması gerek ama ben ligin son dönemecinde tüm takımlarını sadece Galatasaray değil hem Fenerbahçe Beşiktaş'ın içine katıyorum, puan kayıpları bekliyorum. Bunu bir söyleyeyim. Ben bu kadar olumsuz düşünüyorum ama Florya tarafı çok umutlu. Onun bir altını çizeyim. Zaten bu e, şampiyonu alan inanç 13 ay sonra açtıkları idmanla ortaya çıktı ki artık her hafta açacağız dediler. Nasıl bir atmosfer var idmanla? Sağ iç sonuçlarına güveniyorlar ki haftaya da görüşürüz diyorlar Çiğdem yani onu söyleyeyim. Artı maç maç düşünüyor. Şu an bütün konsantre kara gümrük maçı. Hı hı. Kara gümrüğü yenip çıkışa geçmek istiyor. Bir avantajı kara hafta içi maç oynaması nispeten rahatlama saldığı galibiyetle Atay'a karşı ve iki tane önemli eksik. Biglia, Borini. Galatasaray'a gelirsek, yani Galatasaray'ın zaten temel sıkıntısı Çiğdem şu periyotta 5 yaşın 6 puan gerisine düşmesinin sebebi ben ilk 11'inde sistemini ezbere sayamıyorum. Beşiktaş dediğim zaman 10 oyuncuyu sayarım. 11. Mensah mı, Laiç mi, Oğuzhan mı deriz. Devam ederiz. İşte o takım zaten ön taraftaki üçlü de anormal skora katkı verince. Zirvede Galatasaray'daki temel sıkıntı bir kadro istikrarı oluşturamadı. Arada Belhanda'yı kaybetti ama Evet Fatih Hoca Berlanda'nın gönderilmesini istemedi ama son döneminde Berlanda kulübedeydi, Gelson Fernandes oynuyordu. O Gerson Fernandes hala oynuyor, hı hı. stopere devşiriliyor. Yani sonuç alamıyorsunuz. Ee, dediğim gibi Galatasaray işler yolunda gitmiyor. Daha ne kadar kötü gidebilir diyorum ben. Hafta çiğitme anında fena görmedim çift kalem maçta da Fatih Hoca'nın ne çalıştığını da bir izleyicilere söyleyeyim. Genelde savunmadan topla çıkışlarda pas hatası istemiyor. Sabırlı oyun diyor, doğru pozisyon alın diyor ki Galatasaray'ın Rize maçında 74 4 gol hatırlamıyorum. Hep o yanlış pozisyon ama pas hataları sebep olmuştu. Bir şekilde Galatasaray bugüne çıkış gözüyle bakıyor. Ben de açık söyleyeyim bugün net bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Hoca şöyle bir şey söylemişti artık bundan sonra ben de konuşacağım gibi bir ifadesi vardı değil mi? Orada bir gönderme mi yapıyor rakiplerinin Var. teknik adamlarına? Rakip teknik adamdan ziyade ben federasyonla ilişkilendiriyorum. Özellikle son Rize Spor maçında aldığı iki maçlık cezaya ciddi anlamda hoca sinirlendi öyle söyleyelim. O cezan haksız olduğunu düşünüyor ve bu hafta cezası son kez Karayolu Maçı'nın tribünde olacak. Haftaya da muhtemelen artık haftada bir gün bizler Galatasaray İtmanları'nı takip edip takımla ilgili daha net doğru bilgiler vereceğiz. Tamam muhtemel 11'lerimizi yönetmemiz az evvel ekranlarımıza getirmişti. Bir kez daha e, rica edelim üzerinden çünkü sohbet etmek istiyoruz. Ben senin de duyumlarını daha doğrusu kazo e, kadro tahminlerini almak istiyorum. Mustere Kale'de olacak. Donk Marka ikilisi defansta. Emre Taşdemir ve Yedlin. Fegulu Etebo Getson. Oğulcan Babel ve ileri uçta da Falcao. Nasıl yapalım? Geriden başlayalım istersen. 11'de 10. Ben sadece Oğulcan yerine Emrah Baba'yı bekliyorum. Emrah Baba ile Fegulli'nin pozisyonları değişebilir. feguli daha sağ ön, Emrak Baba orta sahaya geçebilir. Ee, Fatih Hoca Emrah Baba'da ediyor son dönemlerde. Hı hı. Son e, izlediğim e, çift kale maçta idmanda da Emrak Baba'yı beğendim onu söyleyeyim. E, onun dışında bak 10 kişi kişi de hemfikiriz. hatta ben bir adım ileri gidiyorum Onyekuru çok e, tabii üzücü bir olay yaşadı. E, annesi vefat için Nijerya'da evet. ama Onyekuru kadroda olsaydı ben bugün Babeli beklerdim. Babel'in idman performansı ile ilgili çok olumlu Bilgiler alıyoruz. Ee, yani Babel'li, Falcao'lu yeni bir hücum attı ki. Bu kadronun özelliği şu olacak Çiğdem. Bence bugün kazanan takım eğer kazanırsa evet. muhtemelen gösteri maçına sahip olacak. Ben artık hocanın sistem ve 11'i fazla Son 9 maçlık periyotu değiştiğini düşünmüyorum. Zaten 8 maçlık galibiyet serisini hatırlayalım. Hı hı. Genelde aynı oyuncu grubuyla gelmiştim. Bir de e, Bay geçti bu haftayı yaradı mı? Nasıl geçirdi antrenmanlarını vesaire? onu da soracağım. Ama ben hemen Mehmet Emin Uluç'a da e, geçeyim. Ne dersin? Senin beklentin ne? Karagümrük Ligin dişi takımlarından bir tanesi. Önemli de bir maç olacak. Ben bari. aslında Mehmet'leri merak ediyorum. Florya'dan neler yaşadınız? Nasıl oldu? Geçen gün Emre de yayına bağlandı. Hı hı. Ona da takıldım. 13 ay sonra idman seyretmek Florya'da hani herhalde şey derler ya far görmüş tavşan gibi öyle garip duyguları e, bir arada barındıran bir süreçti diye düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle bir ara olmaz hiçbir kulüp için. O çok sıkıcı bir şey yani özellikle kulüp takip eden muhabirler için. Şimdi Kara maçını kazanmak zorunda olan bir Galatasaray var. Aynen. Ama e, oynanan futbollar bunu çok da bize vaat etmiyor gibime geliyor. Yani biz belki de kafamızda şampiyonluk isteyen, şampiyonluk yarışının içinde kalmak isteyen, kadro yapısı, efendim e, tarihleri vesairesi falan filan bu takımlar kazanır diyoruz. Hatta kazanmalı, kazanmak zorunda diyoruz. Şimdi ben Fenerbahçe adına yanılıp duruyorum. Şimdi idmanlarda 3 aşağı 5 yukarı biz benzer süreçleri seyrettik. İşte Erol Hoca, oyunun üstünde sadık kalın. seri oynayın ama panik yapmayın. Vesaire. ...mesela mesela bunları anlatıyor falan idmanda bir şey görüyorsun ha diyorsun tamam bunlar öğrendi sahibi çıkıyorsun ha yine aynı şeyler. Denizli maçı mutlak kazanmak zorunda olduğu maç olmazsa olmaz diyorsun. Hasbel kadar bir galibiyet var. Malatya deplasmanına gidiyor takım. Malatya'nın yarısı yok. Tamam kazanır diyorsun. Beraberlik. Hı hı. Şimdi Galatasaray'da çok benziyorlar. Yani farkları birinde lacivert var birinde kırmızı var gibi görünüyor. Saha içindeki e, takımlardan bahsediyorum sadece. Dolayısıyla Galatasaray kazanmalı mı? Kazanmalı. Kazanmazsa ne olur? Kıyamet olur. İşte Fatih Hoca konuşur mu? Konuşur. Fatih Hoca'nın konuşacak çok şeyi vardır ama biliyorsunuz Fatih Hoca ve benzer figürler var Türk futbolunda. Konuşursam kıyamet kopar, konuşursam işte öyle olur. Konuşmazlar ama. Ellerinde belgeler vardır, ses kayıtları vardır, onlar vardır. Bunlar Abdur Rembi de kastediyorum. Bu bir tek Galatasaray üzerinde değil. Her kulübün var böyle kimlikleri. Arkadaş konuşun ama bu konuştuğunuz şey gerçekten haklı olduğunuz evet. bir davaysa ve bunu ispat edebiliyorsanız konuşun. Yoksa konuşmalarınız, şimdi Mehmet Özcan kameraya telefon attı, e ben de kalem atabilirim mantığında gidiyorsa, yani suçunuzu rakibin yaptığı suç üzerinden ya da hata üzerinden kendinizi haklı kılar hale gelmek istiyorsanız bunun bir manası yok. Kimse konuşmasın o zaman. Karagümrük kadrosuna baktığım zaman bir an kırmızı siyah herhalde dedim Milan. Muhtemel 11'de hiç yerli oyuncu yok. Bir de İtalya kökenli oyuncular da var orada. Hatta Milan'da hı hı. oynamış oyuncular da var. İyi yerlilerinden Ramazan'ı Kayseri'ye yolladılar mesela. Bence gayet iyi oynamıştı. Fenerbahçe altı çıkışlıdır. Ama yok işte şu anda. Koray vardı sezonun ilk yarısı. Fatih vardı on, stoperde. 11'de 11. Var aslında yerli oyuncuları var. Var da e, böyle bir muhtemel 11'de beklenmiyor. Evet Galatasaray kazanmak zorunda ama e, kazanmak zorundayım diyerek 3 puan alamıyorsunuz. Galatasaray ya da hangi takım olursa olsun sahaya çıktığı zaman savaşmak zorunda. Muhtemelen Mehmet İdman'ı da takip etti. Oyuncuların formülünden da biliyor. Kazanacak gibi görünüyorlar ama kesinlikle kolay olmayacak. Gene biliyorsun genelde aralar çok iyi gelmiyor Galatasaray'a. Milli aralar olsun vesaire. Sen de üzerine sürekli sohbet ediyoruz. Nasıl geçirdi peki bu bay haftasını? Milli ara şu an, bu seferki bay haftası şu anlamda avantajını oldu Çiğdem. Taylan ve Emre Kılınç Evet. kulübede olabilecek. Çünkü izolasyon süreçleri bitti. Artık Kerem Aktürkoğlu takıma döndü. Yani kulübeden nispeten Fatih Hoca'nın öne geçse de hı hı. geri düşse de bir hamle e, şansı olacak fazlasıyla. Bence bu artı yazar. Mehmet de ben de katılıyorum. Süreç sıkıntılı yani e, Galatasaray'la Fenerbahçe ben artık ikisini aynı kefeye koyayım. Hep bahaneler. Yani özellikle işte ile anlattık. Önce federasyon, hakemler, yayıncı kuruluş vesaire. E Galatasaray'daki sürece ne diyoruz? Fatih Hoca'nın sağ kenarında olması gerekiyoruz Mehmet. Bu sezon 6. Hı hı. maçı tribünde olduğu ve 5 maçlık periyotta da 2 yenilgi, 2 galibiyet bir beraberlik. Yani ne oluyor? 8 puan kaybetmiş Fatih Hoca'nın tribünde olduğu maçlarda. Şimdi Karagümrük maçını gözünde canlandırdım. Ligin ilk yarısı oynanan Mehmet Fatih Hoca'nın 4 maç ceza aldı. Bana sorsan maçtaki en temel hakem hatası neydi? Jagne'ye verilen penaltı derim. Yani ister istemez sağ içinden ziyade başka şeyler konuşmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. Galatasaray'da da son dönemde sağ içinde ciddi hatalar oldu aşikar. Peki. Olduğun ihtimalinden bahseden bir haberimiz var. Onu da ekranlarımıza hemen taşıyalım. Sonra